değerli basın mensupları, iyi mesailer. Bir olağanüstü hal olmazsa haftanın son basın toplantısıyla karşınızdayız. İnşallah da olağanüstü bir durumla karşılaşmayız. Ee, saat 13.30 15 dakika sonra Anayasa Komisyonu üyemiz Sayın <laughs> Mahir Başarır ee, 20 pardon 14 Nisan günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifinin e, iptaliyle ilgili, şekil bakımından iptaliyle ilgili biraz sonra Anayasa Mahkememize başvurumuzu yapacağız. Elbette ve hiç şüphesiz Cumhuriyet Halk Partisi eline silah alıp polisimizi, askerimizi, vatandaşımızı şehit eden hiçbir teröristin Elbette ki hiçbir uyuşturucu baronunun, elbette ki kadına ve çocuğa cinsel taciz, tecavüz ve şiddet uygulayan hiçbir sapkının e, af kapsamına alınmasını istememektedir. Ancak geldiğimiz noktada bu meclisten geçen tasarı tam bir eşitsizlik ve adaletsizlik de içermektedir. Gerçi tümüyle adil bile olsa biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclisi'nde ettiğimiz yemine de dayalı olarak anayasaya sadakat ve bağlılıktan beğenmesek de kimi maddeler ve hükümlerini ayrılmayacağımıza dair ettiğimiz yeminin de bir gereği olarak 14 Nisan'da mecliste yasalaşan bu teklifin anayasanın 87 ve 88. maddelerine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğünün 92. maddesine çok açık, çok net aykırılık iddiasını, aykırılığını tespitle aykırılık iddiası ve iptaliyle ilgili istemimizi yüksek mahkemeye yapacağız. Bu bir şekil başvurusudur. Yasaya göre bunun 10 gün içinde yapılması gerekiyor idi. Şekil şartları yerine gelmemiştir. Nedir? O anayasamızın 87. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğümüzün 92. maddelerine göre bu teklifin, kabul edilen kanun teklifinin e, kimi maddeleri af niteliği taşıdığı için 5'te 3 çoğunlukla Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda hem o maddenin kendisinin oylamasında 5'te 3 hem de tümünün oylamasında 5'te 3 olumlu rey arandığı ve bu bulunmadığı için orta yerde anayasanın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İş Tüzüğü'nün açık aleni bir ihlali vardır. Biz bunu mahkemeye getirmeyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir sorumluluk anlayışı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en çok üyesi bulunan ikinci partinin parti olmamız sıfatıyla orta yerdeki anayasanın partimize verdiği bir hakkı yerine getireceğiz. Değerli arkadaşlar ikinci aşamada elbette esasa gireceğiz. Esası bakımından bu kanun teklifi, kabul edilen kanun teklifiyle çok büyük e, uçurum noktasında eşitsizliklere, kamu vicdanının kabul ve tahammül edemeyeceği eşitsizliklere yol açtığını da müteahhit defalar söyledik. Burada ben de söyledim, sizin huzurunuzda söyledim. Ne dedim? Şöyle dedim, iyi hatırlıyorum. Adam vurana af var, düşüncesini açıklayana, tweet atana, mitinge katılana af yok. Rüşvet alana verene af var. Rüşvet alanı verene haber yapan gazeteciye af yok dedim ve bunların büyük bir adaletsizliğe yol açtığının altını çizmiştik. Hayırlısı olur inşallah. Evet yarın 23 Nisan neşe doluyor insan. Covid 19'la e, milletçe e, bir mücadele verirken salgının <laughs> salgından kaynaklı olarak sosyal mesafeyi Korumak kaydıyla 23 Nisan özel oturumu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak. Keşke böyle bir salgın belasıyla Türkiye karşı karşıya kalmayaydı da 23 Nisan'ın 100. yılında egemenlik bile kayıtsız şartsız milletindir diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yakın çalışma arkadaşlarının, silah arkadaşlarının e, kurduğu bu meclisin bir asrı ikmal etmesini, bir asrı devirmesini sokaklarda, her yerde, köyde, kentte, kasabada, mahallede, her yerde ve mecliste ve meclisin bahçesinde coşkuyla, sevinç içinde, eğlencelerle, neşeyle kutlayabilseydik. Bu tabii bu virüs nedeniyle mümkün olmadı. Yalnız 100. yıl sıradan bir yıl dönümü değildir değerli arkadaşlar. Bir asrı şanla ve şerefle deviriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduğundan bugüne kadar Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırma görevini, misyonunu olabildiğince yerine getirmeye çalışmış. Darbe ve muhturalarla zaman zaman meclisimizin çalışmaları askıya alınmış olmakla birlikte aziz milletimizin Cumhuriyete olan sadaketi, Cumhuriyetimizi benimsemesi, içselleştirmesi ile meclisimiz bir asır ayakta kalmayı başarmıştır. Bu meclis bir asır ayakta kaldıysa bunun iki temel sebebi vardır. Birincisi hiç kuşkusuz kurucusu ve ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün basireti, feraseti, dirayeti, öngörüsüdür. Vatan, millet, bayrak sevgisidir. İkincisi milletimizin demokrasi olan aşkıdır. Meclisi ayakta tutan aziz milletimizdir. Bu yönüyle 83 milyon vatandaşımızı Meclis'in de bir üyesi olarak 83 milyon vatandaşımızın Meclis'teki temsilcisi olarak saygıyla selamlıyorum. Ve dünya durdukça, dünya durdukça Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin demokrasiye ve aziz milletimize hizmete devam edeceğinin altını çizmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, Ulusal Egemenlik Bayramını kutlarken aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz bugünü çocuklarımıza emanet ederek çocuklarımızın bir bayram günü hediyesi verer vermek suretiyle Türkiye'nin geleceğini yürütecek çocuklarımıza bugünden ulusal bilinci ve tam bağımsızlık ruhunu aşılamayı amaçladığı aşikardır. Hal böyle olunca eğer Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanımızın şu sözünü hatırlatarak devam etmek istiyorum. Covid-19'la ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız bugünlerde birlik olmayacağız da ne zaman birlik olacağız demişti. Milletçe büyük bir sıkıntı yaşarken, bir salgınla mücadele ederken ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 100. yılına e, idrak edecekken Sayın Cumhurbaşkanı'nın herhalde birlikten anladığı sadece kendisinin takdir edilmesi değildir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın birlikten anladığı sadece onun yaptığı her icraata evet doğrudur misabet buyurdunuz efendim sesleri duymak değildir. Birlik eğer olunacaksa birliğin adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yıl özel oturumudur. Devletsiz millet, milletsiz devlet olmaz Sayın Cumhurbaşkanım. Milletin tümünü temsil yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir devlet millet için vardır. Milletin içinden çıkardığı bir mekanizmadır. Beş yıldan beş yıla da bu mekanizmayı işletmek üzere onun sürücü koltuğuna birini oturtur. Sen şimdi milletin verdiği yetkiyle devlet işlerini yürütmekle görevlisin. Milletin tam bağımsızlığının, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir şiarının e, vücut bulduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yıl özel oturumuna katılmamanı ben anlamış değilim. Dün söyledim, tekrar edeyim. Zaten çok iyi bilirsiniz ki Cumhurbaşkanları için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ayrılmış özel bir loca vardır. Bu loca çok korunaklıdır, çok sterildir, oldukça güvenlidir. Helikopterle İstanbul semalarında gezerken helikopter kabinindeki 3-4 kişiden virüs kapma riskiniz Türkiye Büyük Millet Meclisi locasında virüs kapma riskinizden çok daha yüksektir. Ben tekrar altını çiziyorum. Yüzüncü yıl alelade bir yıl değildir. Devletsiz millet olmayacağı gibi milletsiz devlet olmaz Sayın Cumhurbaşkanı. Millet yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesinde olacak. Sizin de orada olmanız işin yakışanıdır. Takdir zatenizindir. Değerli basın mensupları, bir şeyler yanlış gidiyor. Covid-19'la mücadelede önce tekrar tekrar doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız, hemşerilerimiz tek tek saymayayım. Hepsine şükran duygularımızı bir kere daha ifade etmek isterim. Sağlık çalışanlarımıza gönül ve vefa borcumuz hiç bitmeyecektir. Millet ve devlet olarak onlara ne yapsak azdır. Ama ters giden bir şey var. Bu mücadelede tıp var, doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız var, uzmanlar var. Bu tıbbi mi mesele? Siyasi, ekonomik, sosyal yanları, boyutları var, yansımaları var. Ama mesele tıbbi. Mesele tıbbi olunca bir şeyin yanlış gittiğini defaatle söylememize rağmen, Sayın Cumhurbaşkanı salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz açıklamasıyla beni bir kere daha şok etti. Salgının yatay seyirle geçirmeye e, başladığımızı görüyoruz. Ne demek? Şu demek. Pik noktaya ulaştık. Düşüş başladı. Makul bir şekilde yatay bir seviyede gidiyoruz demek. Yani pikten önce yatay seviye olmaz. Bilim kurulu da daha pik yapmadık diyor. Sayın Alpay Azap, bilim kurulu üyesi bu konuda Türkiye'deki en ehliyetli, Türkiye'nin çok iyi yetiştirdiği hocalarımızdan birisi. Bakın okuyayım. Öngörmek gerçekten zor. Biz bu hafta tepeye ulaşırız diye bekliyorduk ve bir iki hafta böyle yatay gidip sonra vakalar azalmaya başlar diye bekliyorduk. Ama pazar çünkü rakamlar bizi biraz tedirgin etti. Pazartesi test sayısı az olmasına rağmen tanı alan hasta sayısında bir artış var. Şimdi bakın şudur. Devleti yönetenlerin bu gibi hallerde ne yaparlarsa yapsınlar ama iki şeyi yapmamaları lazım. Saray hükümetinin de bu iki şeyi yapmaması lazım. Birincisi toplumu rehavete sevk etmeyeceksin. İkincisi toplumda paniğe yol açmayacaksın sayın cumhurbaşkanı. Yatay seyir demek bilim kurulundan böyle bir açıklama gelmeden yatay seyir demek toplumu rehavete sevk etmektir. Yeni hani bir 10 Nisan cuma akşamı iki saat kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti de bir facia, bir trajedi yaşanmıştı. Ve bunca emek heder edilmişti ile ilgili izolasyon noktasında, sosyal mesafe noktasında yapılan devletin de büyük katkısının olduğu ama milletin riayet ettiği Türkiye'deki bunca emek perperişan edilmişti. Sen şimdi bilim kurulundan böyle somut bir görüş almadan, siyaseten caka satayım, puan toplayayım diye yatay seyire geçtiğimizi görüyoruz dersen olmaz. Yeni 10 Nisan vakalarına yol açarsın. Artık hepimiz biraz hani COVID ile ilgili 83 milyon uzman olduk. Vaka sayısı iyileşen sayısından az olduğunda virüs kontrol altına alınmış demektir. Her akşam eksik olmasın Sayın Sağlık Bakanımız verileri açıklıyor. Vaka sayısı iyileşen hasta sayısının iki katından fazla değerli arkadaşlar. Hal böyle olunca burada bir yataylık yoktur. Dikeylik devam ediyordur. Dün söyledim ayrıca ilaveten objektif olarak kamuoyuna Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirenlerle ilgili rakamların net verilmesi lazım. İstanbul'da 2019'un 20 Nisan tarihi itibarıyla 2020'nin 20 Nisan tarihi arasındaki ölüm oranlarına baktığımızda bir büyük fark görüyoruz. Bir büyük fark görüyoruz. Tabi test yapılmadığı için vefat eden hastalarımıza Covid 19 yazılamıyor olsa bile ben şunu beklerim değerli vatandaşlarım bugün Covid 19 e, kaynaklı vefat sayımız şudur. Lakin lakin bulaşıcı hastalıklardan da Covid testi yapılamamış ama hayatını kaybetmiş şu kadar vefatımız vardır demek ne Sağlık Bakanlığı'nı, ne hükümeti, ne sağlık sistemini, ne bilim kuruluna bir halel getirmez. Bilakis vatandaş der ki, evet kardeşim benim devletim, benim sağlık bakanım, benim bilim kurulum beni aydınlatıyor der. Çok güzel bir iş yapılıyor. Sağlık Bakanı düzenli olarak her akşam genellikle kendisi e, tabloyla verileri önümüze koyuyor. Peki sokakta vatandaş bu verilere Hakikaten evet bu budur diyor mu inanıyor mu derseniz kuşku var. Bu kuşkunun da e, bir an önce giderilmesi lazım. Şimdi söyledim ters giden şu. Normali şudur. Bilim Kurulu karar alır, Sağlık Bakanına söyler. Sağlık Bakanı bunu Cumhurbaşkanına söyler. Cumhurbaşkanı bunu uygular. Uygularken de meclise ihtiyacı vardır. Meclisten de kimi kanun teklifleri için talepte bulunur ters oluyor. Hükümet şu anda saray hükümeti. Yani Sayın Erdoğan eee e, ne diyor? Sa e, yatay seyrediyor diyordu şey için, virüs için. E, yatay seviyeye geçirmeyi başardık diyordu. Sayın Erdoğan meclisi dinlemiyor. Mecliste 11 siyasi parti var. 5 grubu var. 5 partinin grubu var. Mecliste 11 siyasi parti var. Sayın Erdoğan Cumhur İttifakına dahil olan blok dışındaki Yedi siyasi partinin hiçbir önerisini dikkate almıyor. Hadi CHP kötü, kötü niyetle hep öyle der ya CHP. E diğer altı partinin önerileri de mi kötü? Meclisteki yedi parti COVID-19 virüsünün devlet millet işbirliğiyle bertaraf edilmesini istemiyor mu Sayın Cumhurbaşkanım? Biraz kulak versen ne olur? Vallahi bıkmadan usanmadan tekrar edeceğim. Covid-19'da mücadele bitene kadar gel şu AK Parti rozetini kafandan at. Çok kar edersin. Çok kazanırsın. Ama böyle sen kaybediyorsun kaybet. Hak ettin zaten. Ama millet kaybediyor. Ülke kaybediyor. Bunun da altını değerli arkadaşlar çizmemiz lazım. Tekrar ediyorum. Sağlık Bakanımız Cumhurbaşkanı'nı dinlemeyecek. Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanı'nı dinleyecek. Bilim kurulu Sağlık Bakanı'nı dinlemeyecek. Sağlık Bakanı Bilim Kurulu'nu dinleyecek. Böyle olursa bu iş çözülür. Değerli arkadaşlar, Cumhur İttifakı'na mensup bir siyasi parti genel başkanımızın krizden nemalanan, siyasi rant isteyen, bekleyen, pusuda yatan insanlar ve partiler olduğu açıklaması talihsiz bir açıklamadır. Yakışıksız bir açıklamadır. Ben buradan kendisine söylüyorum. Bu krizden kim siyasi rant umuyorsa şeytandır, alçaktır, ahlaksızdır. Ben bu krizden siyasi rant uman bir partiyi ve bir lideri de adres göstermem doğru değildir. Millet neyle uğraşıyor? Siyasetçiler neyle uğraşıyor? Bu kabul edilemez. Böyle bir zamanda Cumhurbaşkanı diyor yani bu bu zamanda birlik olmayacağız da ne zaman olacağız? Bu zamanda hepimiz kafamızdaki siyasi argümanları bir kenara koyacağız. Siyasi aidiyetimizi bir kenara koyacağız. Siyasi bulunduğumuz siyasi partinin penceresinden bakmayacağız. O partiden dışarı çıkacağız. Sokaktan, partinin bahçesinden, partinin önünden bakacağız. Partinin içinden bu meseleye bakarak bu sorunu çözümüne destek değil köstek oluruz. Siyaset kurumunun Covid-19'la mücadelede tıp çalışanlarımızın, sağlıkçılarımızın, bilim kurulumuzun önünde köstek olma hakları yoktur. Bilim, akıl neyi emrediyorsa onu yapmak siyaset kurumunun görevi, varlık sebebi ve vazifesidir. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bu krizden işte nemalananlar, siyasi rant elde edenler var diyor orta. Kendisi de belediyelerimizin devletin çalışmalarını sabote ettiğini iddia ve itham ediyor. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımız da yenilenen İstanbul seçimlerinden beri bir Ekrem İmamoğlu sendromu oluşmuş. İstanbul Cumhurbaşkanı için çok önemliydi olabilir. İstanbul halkı ortaya bir tercih koydu. Bir ışık gördü, bir umut gördü. Ekrem İmamoğlu'ndan yana tercih ve değerlendirmede bulundu. Sayın Cumhurbaşkanı normalde bundan ders çıkarması lazımken bu husumet çıkarma yolunu seçti. Dün söyledim. Tekrar söylüyorum. Hırs başa karar olunca akıl başı akıl baştan firar eylermiş. Sen Ekrem İmamoğlu paranoyasından, sendromundan da bir an önce kurtulmalısın. Hem İstanbul'a, hem Türkiye'ye, hem kendine büyük zarar verirsin. Ekrem İmamoğlu 5 yıl İstanbul halkına 16 milyon İstanbulluya hizmet edecek. Sen istesen de edecek. Sen istemesen de edecek. Sen engellesen de edecek. Sen engellemesen de edecek. Ama parti olarak dayanışarak, danışarak, el ele, kol kola, omuz omuza 16 milyon İstanbulluya hizmet etmenin zevkine, tadına varmak, birlikte bunu yapmak seni niye rahatsız eder? Ben anlamam. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan Sayın Zeydan Karalar'dan ve Sayın Mahap Seçer'den özür dilemesi lazım. Bu arkadaşlarımız devlete sırtlarını dönmüş değildir. Ama senin işgüzar valilerin eee vefa sosyal destek ekibi dışında kimseye kimsenin yardıma etmesine vatandaşın derdine derman olmasına imkan ve fırsat tanımadıkları için, bundan haz etmedikleri için, bunun seni rahatsız edeceğini düşündükleri için, işgüzar vali ve kaymakamlarının uygulamalarına rağmen de hem Muhab Seçer hem Zeydan Karalar hem Sayın İmamoğlu hem diğer bütün belediyelerimiz şimdi tek tek ismini saymayalım alınmasın arkadaşlarımızla, ama bu üç belediye başkanımızı terör örgütlerine benzettiğin Terör örgütlerinin liderlerine benzettiğin için bir an önce çık. Kastımı açtım." de. Niye biliyor musun Sayın Cumhurbaşkanı? Ne Ekrem İmamoğlu, ne Zeydan Karalar, ne Vahap Seçer, Abdullah Öcalan'la, Fethullah Gülen'le ve Ebu Hanzala dediğimiz halis bayancukla direkt ya da en direkt temas içinde olmadı. Onlarla oturup görüşmedi. Onlara işine geldi mi hendek kazdırıp, işine geldi mi devletin kozmik odalarını teslim edip, işine geldi mi hastanede tedavi edip, eğitip, donatıp, sırtına silah koyup onları sahalara sürmedi. Bu üç değerli belediye başkanımıza bir özür borcun var. Bu yakışık almadı. Hep söylüyorum. Ya hafta yedi gün. Sen haftanın yedi gününün üç günü AK Parti Genel Başkanı gözlüğünle AK Parti Genel Merkezi penceresinden dünyaya bak. Ama dört günde Cumhurbaşkanı penceresinden Cumhurbaşkanı kimliğiyle diskuruyla pencereden bak. Aksi takdirde Türkiye'de gerçekten pandemiden sonra yani Covid-19 virüsünden sonra bir de kutuplaşma virüsünü topluma enfekte etmeye Devam etmiş olursun. Şimdi Ak Parti sözcüsü diyor ki yardımlarda partizanlık yapmadan biz bu işi yapıyoruz. Belediyeler partizanlık yapıyor. Sayın Ömer Çelik, Vefa Sosyal Destek Ekibinin dağıttığı paketlerde Cumhurbaşkanının imzası var. Ak Parti bayrağı yoksa da Cumhurbaşkanlığı forsu var. Ama hiçbir belediye ve bu, bu yardımları götürenler kapıyı çalıp şöyle söylüyor. AK Parti Genel Başkanı ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamı var. Buyurun kolonya diyorlar. Buyurun kumanya diyorlar. Hiçbir belediye başkanımız ne Ekrem İmamoğlu ne Vahap Seçer ne de Zeydan Karalar vatandaşlara getirdikleri yardım kumanya ekmek vesaire her noktada CHP Genel Başkanı'nın selam var demediler. Cumhuriyet Halk Partisi bayrağı logosu o kollerde yok partizanlık yapılıyorsa ki yapılıyor. Bunu vali ve kaymakamlar eliyle AK Parti yapıyor. Bunun da altını çizmek isteriz. Şimdi bin liralık yardımlar önemli bir konudur. Dün açıklandı üçüncü faz başlıyor diye. Ee, birinci fazı devlet elindeki listeye göre mi dağıttı? AK Parti ilçe teşkilatlarındaki listeye mi göre dağıttı onu bilmiyoruz. İkinci faz bitti. Üçe geçiyoruz. İkinci fazdan daha hiç para alan yok. Hiç. Yani ikinci faz diye bir kavram var, sistem var. Kimse para almamış. Şimdi diyorlar ki üçüncü faza geçiyoruz. Üçüncü fazı nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Telefonla başvurulacak. Ya da internetten. Beyler, bu yardıma muhtaç insanlar, aylık geliri 2000 liranın altındaki insanlar. Bunların, hadi cep telefonu belki var ama, büyük çoğunda zaten internet yok. Bize geliyor. Telefonlarınızda sizin verdiğiniz vatandaşların üçüncü fazdan bin lira, bin lira yardım almak için başvuracakları telefonları da açan yok. Telefonları açmadığı için kaymakamlıklara giden insanlara da kapıyı açan yok. Bu kabul edilemez. Dolayısıyla bu Covid'den önce sekiz buçuk milyon işsizi olan Türkiye'de bugün on beş milyonu aşkın işsiz var. İşini kaybetmiş de var. Şimdi senin elinde de işini kaybeden kaç garson, kaç şoför, kaç berber, kaç gündelikçi, kaç yövmiyeli var belli değil. Devletin elinde bir an önce kaç kişi işini kaybetti, kaç kahveci, kaç garson, kaç berber, kaç şoför, kaç yövmiyeli işçi bunun listesinin olması lazım. İşi gücü bırak önce bu listeyi temin et. Bu listeyi temin etmek için de muhtarlarla ve senin terörist ilan ettiğin belediyelerle işbirliği yapmaya mecbursun. Eğer iş yapmak istiyorsan, bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek ve yedirmek istiyorsan yapman gereken budur. Ee, aslında bir konuya hiç girmeyecektim. Şimdi söyleyeceğim konuya. Fakat bakıyorum herkes, AK Parti kurmaylarının neredeyse tamamı 3-4 maaş alan Sayın Fahrettin Altun'un peşine takılmış. Efendim konu ne? Fahrettin Altun'un Üsküdar'da bir evi var. Allah ziyade etsin, Daha çok yapsın. Yanında da Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait bir boş arsa var. Fahrettin Bey bu arsaya şadırvan yapmış, kamelya yapmış, mangal, ocak, barbekü yapmış. Milletin derdi ne? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanımız bu işleri yapmış. Ve şikayet olunmuş. Şikayet olununca ki bu Boğaziçi İmar Kanunu'na göre, yürürlükteki mevzuata göre bunların yapılması usule aykırı yıkılmış. Ve bu arada yıkım tarihinde bakıyoruz apar topar efendim Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü kira ihale ilanı var önceden. Bakın burada e, 17. sırada İstanbul Üsküdar Kuzguncuk işte Bican Efendi Caddesi şurası burası bir yer var. Bütün ihalelerin bütün ihalelerin saatleri var. Fakat bu tartışmalı yerin ihale saati yok. İhale ne zaman? İhale yıkımının olduğu gün. Bir önce. Bir önce mi? 8'inde ihale. olmuş, göya olmuş. Göya diyorum. 13 on 14'ünde on de sözleşme olmuş. Yıkım 13'ünde de yıkım olmuş. Yani şimdi olabilir insan evinin yanında boş varsa da mangal yapmak da isteyebilir. Ama Üsküdar Cumhuriyet Halk Partisi ilçe Başkanımız ki aynı zamanda eee Belediye Meclis Grup Başkanımızdır. Suat Özçağdaş çok doğal olarak ilçesinde yaşanan kamuya mal olan böyle bir tartışmalı arsayı görmek istemiş. Suat Başkanım oraya gidiyor. Arsaya bakıyor. Allah var. Fahrettin Bey'in oturduğu evi de bilmiyor çocuk. Orada görüyor. Fakat bu arsada bu yıkımdan sonra, bu ihale uyduruk ihaleden sonra yeniden usulsüz bir oraya eklenti, müştemilat bir şey yapılıyor mu diye bakacak. Görevi bakmazsa Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı olamaz. Baksın. Bir şey yapmıyor. Taciz yok. Eve müdahale yok. Eve bakış yok. Efendim bunun üzerine Suat Bey'i ilçe başkanımızı emniyet arıyor. Gittin mi? Suat Bey evet gittim. Yeni yapılmış bir şey var mı diye baktım yok. O da iyi yani. Hani yıkılmış da Fahrettin Bey yeniden bir şey yapmış da değil. Peki tamam deniyor. Bir saat sonra Emniyet Suat Bey'i Suat Başkanı bir daha arıyor. Diyor ki gel ifade ver. Suat Bey diyor ki müdürüm hay hay. Lakin bir toplantıdayız e, ee, işte video konferansla İstanbul'da il başkanımız, ilçe başkanlarımızı toplantı yapıyoruz. Yarın gelsem olur mu? Hay hay diyor müdür. Tabii yarın gel. Adam öldürmemiş, hırsızlık yapmamış. Boş bir arsada kaçak bir yapı yapıldı mı yapılmadı mı buna bakmış. Görevi. Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar Belediye Meclis Grup Başkanımız olarak görevi. Efendim tam bir saat sonra bir telefonda. İşte burası garip. Emniyet tekrar arıyor. Sayın Başkan, Savcı Bey çok ısrar ediyor. Derhal bu akşam emniyete gel. Gelmezsen biz seni gelir alırız. Bu ayıp. Bu çok ayıp. Ey savcılar, adamı içeri atıyorsunuz. İki ay, üç ay, altı ay, on ay e, iddianame hazırlamıyorsunuz. İlçe Başkanımız, Belediye Meclis Grup Başkanı sıfatıyla boş bir arsaya kaçak bir yapı yapıldı mı yapılmadı mı bunu öğrenmek için arsaya gitti diye ilçe başkanımı derdest etmeye çalışıyorsunuz. Buna söyleyecek laf bulamıyorum. Yani savcılar işin tadını kaçırdı. Yargının, yürütmenin mesaieti ve baskısı altında eee daha ne kadar görev yapabileceğini ve daha ne kadar inandırıcı olabileceğini çok merak ediyorum. Ben Üsküdar ilçe başkanımıza ki Sayın Fahrettin Altun'un mülküne evine yönelik adamın şöyle bir bakışı yokken troller, yandaş medya ve e, kimi yandaşlar ve AK Parti kurmayları tarafından bu işin üstüne bu kadar balıklama atlanmasını da AK Parti'nin ve Sayın Erdoğan'ın vicdanına bırakıyorum. Ama hani Yavuz Hırsız ev sahibini bastırır gibi de olmasın. Üsküdar ilçe başkanımız görevini yapmıştır. Ve Üsküdar ilçe başkanımız görevini yapmaya devam edecektir. Suat Bey'i uzun yıllardır tanırım. Çalışkanlığıyla, becerikliyle, iyi niyetiyle dürüstlüğüyle tanıdığım bir arkadaşımdır. Yanında duracağız, arkasında duracağız. Herhalde böyle 3-5 tane trollün kimi Twitter'dan attığı yazılar, birkaç yandaş medyanın haberinden dolayı da savcıların ilçe başkanımıza yönelik hukuk dışı bir işlemi olmaz diye düşünüyorum. Olursa Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak yanında olacağımızın da bilinmesini istiyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum efendim.